Şimdi özellikle şehir hastaneleri adına yine buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Bir defa birinci hizmetimiz vatandaşımıza dünyanın en ileri ülkelerinin yaptığı, verebildiği sağlık hizmetini 78 milyon ülke insanımıza verebilmek. Bunun en güçlü altyapısı da şehir hastanelerimiz olacak. İkincisi, sağlık turizminde Türkiye'nin yakın coğrafyadaki, yani 3 saatlik uçuş mesafesinde hangi yöne uçarsak uçalım, 3 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfuslu bu coğrafyaya Türkiye sağlık turizminde bölge merkezi olabilecek bir altyapının fiziksel gücü olacak. Zaten bizim hekim tecrübemiz, hekim birikimimiz, tıbbi alanlardaki başarılarımız, ister kalp naklinde, ister karaciğer naklinde, ister kanser tedavisinde Türkiye dünya ile yarışabilir bir noktada. Yani burada çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Karaciğer naklinde Avrupa'da Türkiye birinci ve ikinci. Bir ile ikiyi paylaşıyor. Şimdi karaciğer naklinde Türkiye bu başarıyı yakalamış bir Türkiye'nin diğer organ nakillerinde de çok güçlü bölgesine nakil imkanı sunabilecek bir altyapıyı bu şehir hastaneleriyle gerek cihaz donanımı, tıbbi teknoloji donanımı, gerekse fiziki mekanlardaki saygın sunum anlamında çok büyük bir başarıyı yakalamış olacak. Bu başarıyı algılayamayan veya bu vizyonda olmayan ne yazık ki Türkiye'nin muhalefeti bu projelerin hayata girişini en az 3 yıl geciktirdi. Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Yürütmeyi durdurma kararları alındı. Şu anda projelerimizin 26 bin yatak kapasiteli 17 tane şehir hastanemizin tamamında inşai faaliyetler devam ediyor. Güvenle söyleyebilirim ki seneye bu vakitte inşallah Ankara'da 3800 yataklı ki Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, en kapasiteli şehir hastanesini seneye inşallah 29 Ekim'de bu aylarda, bu dönemde açmış olacağız. Ve bu engel olanların da tedavilerini burada yapacağız. Türkiye artık bilimsel sağlık alanında, bilimsel alanda da hem proje yapabilen, Ar-Ge yapabilen ve bu projeleri de uzun süreli finanse edebilen bir güçlü yapıya kavuştu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'yla sağlık alanında bilimsel yarışta da dünya ile yarışacak bir altyapının yasal düzenlemesini de kurumsal yapısını da kurmuş oldu. Türkiye belki diyabette, belki kanser ilacında, belki kronik diğer hastalıklarda dünyaya bu ilacı ben kazandırdım veya şu hastalığın tedavisindeki yeni yöntemi ben buldum diye inşallah önümüzdeki dörtlü, beşli ve yıllarda farklı farklı örneklerini dünyaya sunacak noktaya geleceğiz.